yıldırım mı? Tabii ya, bir fırtına. Şimşek çıkıyor. Bu fırtına çok kötü. Mav Mav çok korkuyordur. Merhaba Mav Mav. Benim Haydi. Korkuyor musun? Artık her şey yolunda. Ben yanındayım. La 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 la. Zavallı küçük tatlı kedicik. Biri mi var? Benim Haydi. Gel içeri, kimse yok. Mama. Ne haber? Yukarıda çatıda tek başına kaldığın için fırtınadan korktuğunu düşünmüştüm. İkimiz de aynı şeyi mi düşündük yoksa, ne dersin? Bu gece bende kalsa iyi olur. Keşke bir gece de bende kalabilse. Madem o kadar çok istiyorsun, öyleyse bu gece sende kalsın. Ha? Kalabilir mi? En iyisi sen al. Sana alışkın. Beni o kadar iyi tanımıyor. Hem odana hep Bayan Rottenmeier giriyor. Evet, düşünsene yanıma girdiğinde kediyi görürse. İyi geceler mama. Artık korkmana gerek yok. Bunu biliyor zaten. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Kahvaltıda görüşürüz. Evet mama, geldik. Burası benim odam. Yatak nasıl sence? Yumuşak mı? Demek yatağı seninki kadar rahat buluyorsun. Korkma mama, yanında ben varım. Artık fırtına sana bir şey yapamaz, tamam mı? Rahat dur bakalım, yoksa nasıl uyuruz? Sana gıdıklandığımı söylemiştim ama. Adelaide, bugün de kahvaltıya geç kalmazsın umarım. Bayan Rottenmeier, şimdi ne yapacağım ben? Adelaide, neyin var? Cevap ver bana. Hemen geliyorum, üstüme bir şey giymeliyim. Hala giyinmedin mi? Kahvaltı saat 8'i tam 5 geçe başlayacak. Evet, biliyorum.
Geliyorum. Olsun, aklı başında davranamaz mısın? Yataktan çıkman ne kadar uzun sürdü Adelaide? Ha? En azından giyinik olduğunu sanıyordum. Özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim. Özür dilemekten başka hiçbir şey yapmıyorsun. Terbiyeli bir çocuk gibi davransan buna hiç gerek kalmaz. Benim iyi terbiye verdiğimi söylerler fakat söz konusu sen olunca... Bu hareketler de ne? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Çabuk dişlerini fırçala. Bunu da atlattık. Çabuk geri git. Herkes masada sizi bekliyor. Acele et. Bir dakika sonra gelirim. Bu sabah sahanda yumurta var. Şu anda tabaktalar ve çabuk soğurlar. Şşt mama, çok sessiz olmalısın. Sakın miyavlama. Şşt, sessiz ol. Hemen döneceğim, tamam mı? Bugün pazar Bayan Clara. Yani özel dersiniz yok. Bu fırsattan yararlanıp yatakta dinlenmelisiniz. Senin gülmen için hiçbir sebep yok Adelaide. Sen alfabeyi öğrenmeye bak. Senin derslerde en kısa zamanda Bayan Clara'nın şu andaki düzeyine yetişmeni istiyoruz. Hep geriden gelemezsin. Sen de istemiyor musun buna? İsteklerinin yerine getirilmesini istiyorum. Ben olsam da olmasam da. Ne yazık ki gitmem gerekiyor. Bir yere davetliyim. Hiç fark etmez Bayan Rottenmeier. Ah! Sizden rica ediyorum, öğlen uykunuzu alınız. Size çok iyi geliyor Bayan Clara. Tabii uyurum. Şimdi yapacak hazırlıklarım olduğu için size veda etmeliyim. Linet! Sabah Mamav'ın kahvaltısını verdin mi Sebastian? Hayır, geç uyandım. Hala benim odamda. Peki Bayan Rottenmeier onu bu sabah odanda görmedi mi? Hayır, onu dolabın üstüne çıkardım. Çok iyi bu. Bence onu yukarı götürsem iyi olacak. Dikkat edin. Bayan Rottenmeier henüz gitmedi. Odasını yanından geçme istersen. Sizin yerinizde olsam evden çıkmasını beklerdim. Haklısın Sebastian. Biliyor musun? Hiç yemek yiyen bir hayvan görmedim. Nasıl yediğini çok merak ediyorum. Onu buraya getir ve nasıl yemek verdiğini bana göster. Ağzını şıpırdatması ne kadar da tatlıdır, kim bilir. Evet, yaşasın tabii. Şşt, bir ses duydum. Evle ve çocuklarla sen ilgilen Sebastian. Baş üstüne hanımefendi. Gitti. Güzel, ona yemek ver. Eminim çok acıkmıştır. Acıktın mı mama? Ah zavallı mamacık. Seni çok beklettik. Neden kapı kendiliğinden... Hey, aha, dikkat et. Çok iyisin Sebastian. Benim için bir zevkti. Pisi pisi. Aha, burada olmaz. Clara'ya gel. Al mama, hadi. Tadını beğendi. Yiyor. Tatlı kedicik. Çok temiz bir kedi galiba. Öyle mi? Bence hepsi bunu yapıyor. Tatlı mama, düştün mü? Bugün en azından öğlen biraz kestirebileceğiz. O kadın evden çıkınca yeniden doğmuş gibi oluyorum. Bu da kim? Bayan Rottenmeier, döndünüz mü yoksa? Evet, bir şey unutmuşum da. Yardımcı olabilir miyim bayan? Ben alabilirim. Sen zahmet etme. Ne zahmeti efendim? Ben size hizmet için buradayım. Ne oluyor? Ha ha ha!
beğendi. Hadi onu bana ver Haydi. Tamam, veriyorum. Ah, kucağımda kalmak istemiyor. Hadi onu al Haydi. Eminim Hansi çok korkuyordur. Gel. Girin. Ne var Sebastian? Adelaide, benden ne saklıyorsun? Adelaide, seninle konuşurken yüzüme bak. Sana benden ne sakladığını sordum. Ona alfabeyi öğrettim. Bu yüzden benim yanımda. Öğrenmesini siz söylemiştiniz hatta. Öyle değil mi? Bayan Clara, sakın bir daha bana yalan söylemeye kalkışmayın, tamam mı? Ha, bir kedi! Ne yapacağız? Bilmiyorum artık. Linet! Çabuk! Çabuk gel, bir kedi var. Hayır, sakın ona dokunmayın. Ona bakması için Haydi'ye ben verdim o kediyi, tamam mı? O kedi kesinlikle sizin değil Bayan Clara. Evet, benim. Hem de çok uzun zamandır benim. Adı da Mahmav. Ya, demek ki öyle. Adı her neyse, kediyi derhal Linet'e ver. Sizinle daha sonra konuşacağım Bayan Clara. Fakat şu anda ne yazık ki imkansız. Kedi o odada olduğu sürece o odaya girmeye hiç niyetim yok. Ne bekliyorsun Linet? Hadi Clara. Üzgünüm Haydi. Mahmav'ı Linet'e vermek zorundasın. Bir yerini acıtmayın, tamam mı? Götür şu kediyi, derhal çıkart bu evden, derhal. Bayan Clara, kedinin size ait olduğu doğru muydu, değil miydi? Tabii ki, niye olmasın ki? Çok üzgünüm. Ne yazık ki sağlık nedenlerinden dolayı o kediyi evin içinde bakmanıza izin veremem. Kediler hastalık taşır. İşte bu yüzden de buna asla izin veremem Bayan Clara. Ne kadar hassas olduğunuzu ve hastalandığınızı söylememe gerek yoktur herhalde. Kedilerin dışarıda neler yapacağını ve eve neler getireceğini hiç kimse bilemez. Kediye bakmanıza ne yazık ki izin veremem. Neden özellikle bir kedi istiyorsunuz? Babanız size bütün oyuncakları satın aldı. Çocuğu bile babanız getirdi size. Fakat... Hayır, kedi burada kalamaz. İtiraz istemiyorum. Umarım Linet emrimi yerine getirmiştir. Kediyi atmasını söylemiştim. Clara... Sen karışma, tamam mı? Anladın mı beni? Siz de anladınız mı Bayan Clara? Dur bakalım. Senin ne işin var burada? Derhal o kediyi uzaklaştır buradan. Peki efendim, hemen. Mama, verin onu. Mama. Ah, ne kadar kötü bir at. Sana daha kaç defa kediyi dışarı atmanı söyleyeceğim. Çabuk onu dışarı at, çabuk. Hemen. Mama. Clara. Kapa çeneni. Clara, yardım et. Hiçbir şey istemiyorsun. Burada kalacaksın. Aklını başına toplayana kadar burada kapalı kalacaksın Adelaide. Rottenmeier yolladı. İlaçlarınızı almanızı istiyor efendim. Haydi odasında hala ağlıyor mu? Hayır, sakinleşti. Ses gelmiyor.
çok şaşırdım. Sakinleşeceğini hiç sanmazdım. Bana bir daha sakinleşmeyecekmiş gibi geldi. Bana da. Hoşçakal Clara, elveda. Acaba? Seni götürürsem ne kadar verirsin? Benim param yok ki. Evdekilerden alsana. Oraya bir daha gitmeyeceğim. Asla. Evime dönmek istiyorum. Trenle mi gideceksin? Hani yanında paran yoktu senin ha? Para mı? Hem o zengin evinden niye kaçıyorsun sen? Eminim orada her istediğin vardır. Kediyi hatırlıyor musun? Onu dışarı attılar. Şimdi de sen kaçıyorsun ha? Anladım. Onu çok mu seviyordun? Tamam bunu al, ödünç veriyorum. Korkma, para vermen gerekmiyor. Seni inanılmaz yaratık. Sokakta ne işin var senin? Hadi bakalım. Hayır, gelmek istemiyorum. Terbiyesiz çocuk seni. Çabuk bin arabaya. Eve dönmek istiyorum. Ekmeklerim. Hayır. Büyük annemin ekmekleri. Hepsini kaybetti. Bayan Rottenmeier, çok korkunç, inanılmaz bir şey oldu efendim. Bir felaket. Düşünsenize, şehrin ortasındaydı. Bu kadarı da fazla artık. Korkunç bir şey bu. Evet. Başına her şey gelebilirdi. Şehri hiç tanımıyor ki. Bu kızın sorumluluğu hala bende. Merhaba Haydi. Başını dik tut. Senin için çok endişelendik. Özellikle Bayan Clara bir türlü ağlamaktan vazgeçmiyor. Mama'dan haber var. Linet onu bana verdi. Ben de kardeşimin evine götürdüm. Orada keyfi yerinde. Kardeşimin iki çocuğu var. Onunla bütün gün oynuyorlar. Kardeşimin bahçesi de var. Dışarıda oynayabiliyor. Haydi. Orada çok rahat. İnan bana. Peki. Biraz rahatladın mı? En azından kedini sokağa atmadık. Şimdi Clara'ya gidelim. Seni bekliyor. Haydi,
Döndüğüne çok sevindim Haydi. Bir daha sakın gizlice kaçma lütfen. Beni çok korkuttun. Ya yolunu kaybetseydin? Lütfen Haydi. Lütfen bir daha kaçmayacağına bana söz ver. Hadi. Yapamadım ki. İstediğim halde yapamadım. O gün çocuklar için hiç de iyi geçmedi. Çocukları çok iyi tanıdığını sanan fakat aslında hiç tanımayan Bayan Rottenmeier'i anlamalarına imkan yoktu. Heidi hayalini gerçekleştirme umutlarını yitirmemişti. Hala günün birinde büyük anne ve Birgitte'ye bir sepet dolusu beyaz ekmek götürebileceğine inanıyordu. Heidi bir gün Bayan Rottenmeier'i alt edebileceğini düşündükçe gülmemek için kendini zor tutuyordu. Günün birinde gece yarısı Linet'in yanından çıkıp kocaman bir dağ gecesiyle eve dönmeyi hayal ediyordu. Fakat bu hayaller gerçekleşene kadar Heidi daha pek çok zorluk atlatmalıydı. Bayan Rottenmeier bir gün beyaz ekmekleri Heidi'nin dolabında buldu. Gelin isterseniz bunu da bir dahaki bölümde anlatalım.